Aleviler ne istiyorsa biz onu savunuyoruz. Biz Aleviler adına talep belirleme, sınır çizme yetkisini, hakkını kendimizde görmedik. Devletin ya da AKP iktidarının yaptığı gibi Cemevi ibadethane midir, Alevilik inanç mıdır, mezhep midir, din midir, bu tartışmalara hiç kimsenin girme yetkisi yoktur. Alevi talebi neyse herkesin, her partinin ve özellikle de devletin bunun arkasında durup gereğini yerine getirmesi lazım. Bakın iki önemli örnek verdiler son derece haklı olarak. Cemevleri ibadethane statüsünde kabul edilmediği için elektrik faturası, su faturası gidiyor. Şimdi elektrik faturasını ödeyemediği için cemevlerine haciz muamelesi, icra kararıyla haciz muamelesi yapmaya başlamışlar. Düşünün ki bir ibadethaneye gidecekler, sen elektrik parasını ödemedin diye buradaki işte malları haciz etmeye geldik diyecekler. Bir cemevinde haciz edilecek ne bulabilirlerse. Bir ibadethanede hacizlik ne bulabilirlerse. Kim yapacak bunu? Ben efendim bütün dinlere, inançlara eşit yaklaşıyorum. Aleviler benim kardeşimdir. İşte buyurun 8'de çalıştay yaptık diyen hükümet yapacak bunu. Ona bağlı resmi bir kurum olan Elektrik Dağıtım Kurumu cemevine gidip icra yapacak. Peki Diyanet İşleri Başkanı? Son aldığın lüks Mercedes'inden camından dışarı baktığında bu adaletsizliği görebilecek misin? Merak ediyorum. Türkiye'de sizin bütçeniz bu kadar geniş, mali imkanlarınız, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 12 bakanlığın toplamından daha fazla bir bütçeyi yönetirken bir cemevine icra gittiğinde utanacak mısınız? Merak ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı'na soruyorum. Hani bütün dinler, inançlar, mezhepler eşit ve kardeş ya. Hepimiz hukuk karşısında eşitiz ya. Böyle bir durum karşısında ne yapacaksınız merak ediyorum. Ve bunun nedeni işte cemevleri resmi olarak ibadethane statüsünde olmadığı için ondan kaynaklı bir sorundur. İşte biz bu sorunu belediyelerimiz aracılığıyla belli oranda çözme kararı da aldık. Son yapılan Yerel Yönetimler Konferansı'nda bizim bütün belediyelerimiz resmi meclis kararı alacaklar ve cemevlerini belediyelerimiz resmi olarak ibadethane olarak tanımlayacak ve sularını ücretsiz verecekler. Belediye hizmetlerini ücretsiz verecekler. Biz üstümüze düşen neyse yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Ama asıl görev, asıl buradaki sorumluluk iktidardadır, hükümettedir. Zorunlu din dersi mevzusu halen Alevilerin gündemindedir ve 8 Şubat'ta İstanbul'da Maltepe'de büyük bir miting gerçekleştirme hazırlığı yapıyorlar. Buradan da o destek dayanışma duygularımızı yineleyerek, mitinge de destek olacağımızı belirterek bir kez daha Garip Dede dergahında bizleri ağırlayan canlara, dostlara buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletmek istiyorum.